işi ilk saatte. Metin ilk saatte 30 saatte. İkisi birlikte de 8 saatte yaptıklarına göre x ne kadardır diye sorulmuş. Ortak iş denklemi kuracağız. Elif ilk saatte bitiriyorsa 1 bölü x yazarız. Metin 1 x artı 30 saatte yapıyorsa 1 bölü x artı 30 yazarız. İkisi birlikte 8 saatte bitiriyorsa 1 bölü 8 yazarız. Şimdi payda işlememiz lazım. Birincisini x artı 30 ile ikincisini de x ile genişleteceğiz. Şimdi bu durumda şunun payı x artı 30. Bunun payı x, direkt yazıyorum. Ortak paydamız da x çarpı x artı 30 olacak. Eşittir 1 bölü 8. Şimdi şunları toplayalım, düzenleyelim. 2x artı 30 bölü. Şimdi bu kısmı dağıtabiliriz. İkinci derece denkleme dönüşecek. Artık oradan çözeceğiz. Sadeleşen de yok. X çarpı x, x kare olacak. Şimdi x ile 30'u çarparsak da 30x olur. Eşittir 1 bölü 8. İçler dışlar çarpımı yapılmalı şöyle. Çapraz çarpıyorum. Şimdi bu durumda 1 çarpı x kare artı 30. Şöyle yukarıdan devam edelim. Şimdi 1 çarpı x kare artı 30. X kare artı 30 x olacak. Bir de şurayı çarpacağım. 8 ile bu tarafı çarpıyorum. 2x çarpı 8. 16x. 30 çarpı 8. 240. İstersek yazarız. İstersek böyle çarpan biçiminde de bırakabiliriz. Çünkü çözmek istiyorsak çarpanlarını ayıracağız. Ben şöyle 30 çarpı 8 diye yazıyorum. Şimdi iki metodumuz olabilir. Biz hepsini sola toparlayıp klasik bir ikinci derece denkleme dönüştürüp çözebiliriz. Mesela şöyle olsa x kare eksi 5x eksi artı 6 eşittir 0 olsa şunun çarpanları eksi 2 eksi 3. Bunun çarpanları x, x çapraz çarpı toplayınca ortayı veriyor. Buradan x eksi 2'yi 0 eşitleyip x'i 2, şuradan da x'i 3 bulabiliriz. Yöntemlerden biri bu. Ama biz aynı denklemi farklı biçimlerde de çözebiliriz. Yani x kareli ve x'li terimi sola alıp sabit sağ tarafta tutarak da çözmeyi deneyebiliriz. Tabi tam sayıysa böyle çözebiliriz. Önce bir deneyelim öyle. Olmazsa hepsini sola tekrar toparlarız. 16x'i sola atıyorum. Sol tarafımız x kare. 30x'den 16x çıkarsa 14x olur. Eşittir 30 çarpı 8. Bunları x parantezine alıyorum. X çarpı x artı 14 eşittir 30 çarpı 8. Şimdi biz şu sağ tarafı öyle bir çarpanlarını ayıracağız ki biri diğerinden 14 fazla olacak. Çarpanlardan biri x, diğeri 14. Mesela x 2 olsa diğeri 16 oluyor. Şunları düzenlemeye çalışacağız. Şu an ikisinin arasındaki fark 22. Biz 14'e düşürmeye çalışacağız. 30'u parçalayalım. Şöyle 30 yerine 6 çarpı 5 yazabiliriz. Ya da 5 çarpı 2 çarpı 3 diye yazalım. Sonra diğeri 8. 8'i de 2 çarpı 4 diye yazalım. Biri diğerinden 14 fazla olacak şekilde ayırmaya çalışıyoruz. Şimdi 2 kere 3, 6. 6 çarpı 2, 12. 4 çarpı 5, 20. 14 fazlası olmadı. Şimdi 14'ü elde etmeyeceğiz ama 14 fazlasını elde etmeye çalışacağız. Biri diğerinden 14 fazla olacak. Şöyle olsa 2 çarpı 5, 10 olsa 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Bu şekilde olur. Şu 5 ve 2'yi çarpıyorum. Yani şu ikisini alıyorum. Bu ikisi 5 çarpı 2, 10 yapıyor. Kalanları çarpıyorum. Kalanlar 2 kere 3, 6, 4 ile çarpıyorum. 24. Şimdi biri diğerinden 10 fazla. Yani bu x çarpı x artı 14. Bizim x'imiz 10 olmalı. X yerine 10 yazarsak burası 24 olacak. 10 artı 14. Bizim x'imiz 10'dur. Bu şekilde çözebiliriz. Tabii şimdi çözdük ama eğer x tam sayı değilse buradan çıkaramayabiliriz. Kestirmek de zor olabilir. O durumda şunu yapacaktık. Şurası 240 yapıyor. Sola alırdık. X kare artı 14x eksi 240 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırarak çözmeye çalışırdık. Ama temel fikir değişmiyor. Biz 240'ı, şurası 240 eder. 240'ı
yine toplamları 14 edecek sayılar şeklinde ayırmaya çalışacağız. Yani şurada yapacağımız işin aslında aynısını yapıyoruz. Çok da değişen bir şey yok. Ama burada biraz daha kolay olabilir. Bizim cevabımız x'i arıyorduk 14, 10 olacak.